Herkese merhabalar. Elimde Güney Sudan'a ait birkaç tane para var. 100 pound, 50 pound, 20, 10 ve 5 pound. Fakat bunların hiçbiri hatta hepsinin toplamı bile bu 25 pound kadar değerli değil. Ve bu videoda bu parayı daha yakından inceleyeceğiz. Özellikleri ve değer hakkında bilgiler vereceğim. Fakat öncesinde sizlere şunları da hemen hızlıca bir gösterip tanıtmak istiyorum. Şöyle 100'den hemen başlayalım. Şöyle tarihler şurada yer alıyor. 2017 yılından bir 100 pound. Şöyle bir arka yüzüne de bakalım hemen. Evet arkası da bu şekilde. Şimdi 50'ye geçelim hemen hızlıca. 2017 yılından bir 50 pound. Arkası bu şekilde. Bu arada 20 ile 25 birbirine çok benziyor, karıştırılabilir. Sadece iki tane fark var. Bunları da sizlere göstereceğim. Şöyle 2015 yılından bir 20 pound. Bu arada paraların hepsi çiğ kondisyonda. Arkası bu şekilde. Şu şöyle bir yanımıza dursun buna çünkü son yine bakacağız. Şöyle onla bir bakalım hemen. 2016 yılından bir 10 pound. ve son olarak bir 5 pound var. 2015 yılından bir 5 pound. Bu arada 1 pound da var fakat 1 pound koleksiyonumda yok. Şunu da söyleyelim 500 ve 1000 pound da var fakat onlar bile 1000 pound bile 25 pound kadar değerli değil. Evet şimdi bu 20 ve 25'e bakalım. Arsenal'da nasıl farklar var? Öncelikle imzalar farklı. Şöyle bakalım. 20'de şöyle bir tarih var. 25'te ise tarih yok. Ve 25'in tarihi 2011. Ve gördüğünüz gibi imzalar farklı. Arka yüzüne bakalım. Arka yüzde aynı. Tabi birinde 20 diğerinde 25 yazıyor ama bunun dışında aynı. Şöyle. Evet ve şimdi 25'i inceleyelim. Bu arada bu diğer gösterdiğim parlarında yani 5'ten 100'e kadar olanlarında farklı tarihlerde olanları var. Ve tarihlerine göre değerleri oldukça değişiyor. Ve buradan şunu da anlayalım. Yani yüksek küpür yani yüzlük veya 500'lük binlik her zaman en pahalısı en değerlisi olacak değil. Çünkü nadilik dediğimiz şey farklı bir şey ve değer aslında buna göre belirleniyor. bu 25 olan binlikten daha nadir. Daha değerli. Evet şimdi bu paramızı incelemeye başladığımızda hemen sol tarafta gördüğümüz kişi Doktor John Garang. 1945-2005 yılları arasında yaşamış Sudanlı politikacı ve devrimci lider. Söylemiştim tarih yer almıyor fakat tarihi 2011. Bu gösterdiğim paraların da 2011 yılına ait olanları var. Yine onlarda daha değerliler. ve onlarda da yine tarih yer almıyor. Şimdi paramızın bir diğer yüzüne de bakalım. Evet, burada da Oryx antilopları var. Yanında da petrol sondaj kulesini görüyoruz. Paranın basım yeri İngiltere. Boyutu 120'ye 60 milimetre. Hem de gördüğünüz para çil kondisyonda ve bu kondisyondayken koleksiyon değeri de 500 lira civarında. Ee, çok pahalı değil ama dediğim gibi diğerlerinden daha değerli. Diğerlerinin hepsi 500 lira etmiyor. Daha sonra bu arada diğerleriyle ilgili de tek tek bir video yapacağım. Ve mesela bu gördüğünüz para, bu 25 pound Türkiye'de mezatlarda çok çıkmayan, böyle kolay kolay bulamayacağınız bir para. Oysa 500'lük ve 1000'lik bile bolca var diyebilirim. Yani mezatlara baktığımızda neredeyse her hafta bütün mezatlarda bu diğer gösterdiğim paraların hepsini hatta 500'lük ve 1000'lik olanı bile görebiliyorsunuz. Ama bu 25'liği kolay kolay göremezsiniz. Yani şöyle son bir 5-10 seneye bile baksak Türkiye'de belki mezatlara yani... 5-6 kere ya çıkmıştır ya çıkmamıştır o kadar diyebilirim yani. 10 yoktur. 10 yoktur. Ben 10 kere görmedim yani bu parayı. Son bir 5-10 seneye baksak Türkiye'de mezatlarda ben bu parayı 10 kez görmedim. En fazla belki işte bir 5-6 kere falan çıkmıştır. Dediğim gibi çok değerli bir para değil ama Türkiye'de bulunması, satın alınması zor bir para. Dediğim gibi değeri de 500 lira en azından sürekli aynı parları görmekten sıkıldıysanız bu da sizlere değişik bir par olmuş olsun. Çünkü ben gerçekten hep aynı parları görmekten sıkıldım. Biraz da farklı parlar tanıtmak istiyorum. Bu da onlardan biri olmuş olsun. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsindir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olmak için lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildiğimiz zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey daha söyleyeyim. Benim için değil ama şu numara kimlerine göre güzel bir numarada olurdu. Mezata çıksaydı kesin bir güzel numarada yazarlardı. Şu göndermemizde yapmış olalım. Hepinize mutlu, sağlıklı, iyi yıllar diliyorum. Yeni yılda 2024'te videolar devam edecek. Siz beni izlemeye devam edin. Ben de videolar paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.